Bugün Bilgin Gökberk'ti. Önce ona bir merhaba diyelim. Merhaba Bilgin Gökberk. Merhaba, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün orada bir gündem toplantısı yaptığını da hatırlatalım bizi dinleyenlere. Silivri Cezaevi önünde. Sanıyorum bu da bir ilkti. Görüntü de enteresandı. Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneticileri, haber koordinatörleri, yazı işleri müdürleri, genel yayın müdürü yardımcıları oturdular Silivri Cezaevi'nin önünde. Aslında tabii ki bu haksız tutuklamayı da protesto etmek için gündem toplantısı yaptılar. Siz de orada nöbet tuttunuz. Evet, ben gittiğimde toplantı bitmişti ama tabii biliyorum ne olduğunu. Ben de Özlem Gürses, bir de TRT'den Fazilet Hanım, evet, bize işte basın konseyinin bize nöbet tutun demişlerdi. Biz de nöbet dedik. O şeyi yaşadık yani, o gururu yaşadık. O gururu yaşadık derken aslında 3 aşağı 5 yukarı genel bir inanç haline geldi. Yani orada bir haksızlık var. Bu haksızlığa karşı duyarsız bir hukuk var. Ve insanlar da gidip orada tepkilerini dile getiriyorlar. Ben eylemi de çok etkili, aynı zamanda çok da hoş buluyorum. Çok yaratıcı bir eylem gibi geldi bana. Valla tabii, ama eylemin biraz da şey tarafından desteklenmesi lazım. Çünkü bir sembolik bir eylem, biliyorsunuz. Tabii orada. Ki. Tabii. Ama mesela bugün Özlem Gürses... Benden önce gelmişti o ve evet, üşüdüğünü fark ettim. Dedim ki ya bir dakika arabada otur dedim şurada. Hı hı. Orada arabada bile oturmadı yani. Bu işi bu kadar da ciddiye alıyor oraya gelenler. Hı hı. Fakat biraz da tabii şey tarafı desteklenmesi lazım. Yani Türkiye'de çok klasik olacak ama hakikaten yani milletin, vatandaşın, halkın hiçbir eylemi desteklememesi enteresan yani. Sadece siyasi parti eylemleri destekleniyor Türkiye'de. Yani orada da işte örgütler diyor ki gençlik örgütleri buraya gidiyoruz falan. Normal bir şey, hiç kimse desteklemiyor yani. Bu çok ilginç geliyor bana yani. Yani benim oraya gitme sebebim, basın konseyi demese de ben oraya gidecektim. Elbette. Basın konseyinin orada 2-3 iskemlesi var. Koyup oturuyorlar ama yan tarafta her yer iskemle dolu. İsteyen gelip orada bir protesto yapabilir ama Türkiye'deki sinmiş hali bu insanların, vatandaşın, halkın, milletin. Yani biz hepimiz bu grubun içindeyiz, yanlış anlamayın. Ben de kendimi o grubun içine sokuyorum. O tabii çok şey, hoş değil yani o durum. Kimsenin sahiplenmemesi. Bugün orada kalabalık vardı. Alevi bir grup vardı. 3 kişi gelmişlerdi. Hatta saz çaldı arkadaşlar. Bir de mahkum anneleri vardı. Hatta bir iki mahkum vardı. İzne çıkan çıkmadı, orada durdu filan. Ama normal millet bana ne diyor yani. Bu kötü tabii bu. Halbuki orada Can Dündar'ın içeri girmesi ve Erdem Gül'le beraber veya diğer gazetecilerin halkın haber alma özgürlüğü yani. Onun için giriyorlar. Biz bunu izah edemiyoruz ki herhalde. Evet, sanıyorum bunu biraz fark etmiyor yani. Evet. Yani bunu Türkiye'deki 2-3 tane muhalif sesi yer buldu. Medya kaldı zaten. 2-3 tane gazete kaldı. Evet. Bunlar da ortadan kalkarsa Türkiye'de ne olursa olsun kimsenin haberi olmayacak. Bunun farkında değil insanlar. Yani görüyorum yani o ya milliyet gibi, vatan gibi orta çizgide yayın yapan gazetelerin hali bile korkunç. Haber bile veremiyorlar yani. Ya Milliyet Gazetesi, Can Dündar ve Milliyet Gazetesi çok uzun zaman birlikte anılmış iki isim diye bakalım. Can Dündar cezaevine gittiğinde fotoğrafsız çok küçük, belki mercekle arasam bulabileceğiniz bir haber yapmıştı maalesef. Biz de bunun televizyonda her hafta gösteriyoruz, böyle bir Dündar cezaevinde yazdılar yani. Bu evet, kadar da kibrit kutusu kadar verdiler. Bu durumda yani halkın haber alma özgürlüğü yok. Haber alma özgürlüğü tutuklanıyor. Belki kimse bunun farkında değil. Herkes şey zannediyor. Sosyal medyada yani da mesela çok fazla yayın yapıyoruz, konuşuyoruz, üzerinde atıyoruz. Unutulmasın, çünkü unutulduğu zaman sonucunu biliyoruz. Biz daha önce yaşadık bunu. 4-5 sene insanlar cezaevinde kaldılar. Gündem değişti, hayat değişti, kimse konuşmadı. Böyle şeyler de oldu. Bir işte bunun canlı şahitleri var. Balbay var. Balbay'dan bahsediyorum. Nedim Şener var, yani Tuncay Özkan var. Evet, bunlar Tuncay Özkan bildiğim kadar 5,5 sene falan kaldı içeride. Evet. Sonradan evet, dendi ki kandırıldık, yanlış oldu, dışarı çıktı. Yani ben bu duruma bir ad da veremiyorum ama şu bir gerçek. Türkiye'de önemli olan Can Dündar üstünden bir şey veriliyor yani. Diyor ki bakın Cumhuriyet Yayın Yönetmeni bizden ne durumda, dikkat edin deniyor yani. Ve en tehlikeli medyada bizden gözüken medya, öyle söyleyeyim Yavuz Bey. Zaten bizim gibi düşünmeyen medyanın bir şey demiyoruz yani, herkesin fikri vardır. Saygı da duyuyoruz yani bizim gibi düşünmeyen, ama bizim gibi olup da bize düşman olan medya kadar yani, derler yani en tehlikeli düşman senden olan düşmandır, senin gibi gözüken düşmandır diye. Hakikaten öyle yani. Doğru. Çok çok katılıyorum, çok önemli burası, bu tespit. Ama oralarda da bir herhalde 1 Kasım seçimlerinden sonra bir endişe, bir korku. İnsanlarda da böyle bir korku, ama o korkunun Türkiye'yi de, insanları da, mesleği de, demokrasiyi de bir yere taşımayacağını herkes aslında 3 gün önce gördü. Bu bir proje yani, gazetenin yani satılması, el değiştirmesi 7-8 sene süren bir durum bu yani. Havuz medyasının kurulması, önemli evet, merkez medya sabahın el değiştirmesi.
Çok önemli yani sabah. Milliyet Türkiye'de iki merkez medya var. Yani Hürriyet'le Sabah diyelim. Biri el değiştirdi falan. Bunlar hep bir projeydi. Projenin sonunda bu herhalde yani. Yani millet de bir şey demediğine göre herkes de memnun herhalde. Söyleyecek bir şey yok yani. Evet. Olan çünkü bu işleri sizler gibi veya bizler gibi iki cümle söylemek isteyenler oluyor yani. Teşekkürler katıldığınız için ama unutmayalım, unutturmayalım. Çünkü haksız olduğuna inandığımız bir meselede elimizden geldiği kadar gündemde tutmaya çalışalım. Siz de buna katkı vermişsiniz. Ayrıca teşekkürler. Aynen, ben de yayın yapıyorsunuz. Ben de size teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar.